Melike. Biliyorum, içeride de hastaydın. İçindeki biraz spor kalmış. Göbeğin açıklığını beğenmedim. Melike fark et. Başka türlü güzelsin. Teşekkür ederim. Melike dedim, Esin'in hasta olduğunu fark edebilmiş yani. Ya niye fark etmeyeceğim? Kız yanımızda geldi. Beraber saçlarımızı yaptırdık. Yanına niye fark etmeyeyim? Ya normalde etrafına haberi olmadığı için mi söylüyorsun? Yani bir... Hayır yani eğer ki göstermişsin Melike'cim. Eğer ki merak ettim yani normal ben senin sorunlarına neden zaten dikkat edeyim ki başka bir... Ya yani insanlık olarak hasta olursun, başka bir şey olur. Dikkat edersin. Ben senin normal hayatında bir sorunun varsa neden dikkat edeyim? Ben anlamıyorum şu an. Anlama. Seni umursamıyormuş, öyle demek istedi. Yani evet. Melike'cim benim söylemek istediğim şey bambaşka ama sen Melike bayağı da yere çekiyorsun. Melike dekoderi olarak. Evet söyle geliyor bana çarpıyor. Sen bana söyledin ki sen hasta olduğunu fark edebilmiş dedim. Ben dedim ki hastalık yani normal bir şey, doğal bir şey. Hastalık insanlık fark eder. Şakası. Ama, Yağmur'cum bir dakika. Ben zaten Yağmur'u da söyleyeyim. Yağmur aradan çık. Ya benim söylemek istediğim şey şu Melike. Melike'nin burada olduğunu bilmiyorum. Bir gün şey böyle bir pankart hazırlayacağım. Melike Çamlıoğlu. Yaptın. İşte benim yaptın. Stilim yarışmacısı. Hani burada mısın değil misin bilemediğim kızın için. Kızın niye o kadar üzerine Melike fark etmiş dedi. Stüdyodan ayrılan. Yani, ama gayet her gün. Kendisinden bir daha haber alınamayan Melike. Her gün iletişimdeyiz biz Melike'yle. Kızıyor musun günaydın, Melike? İyi akşamlar. Yo, hayır yani ben Meral'in gerçekten s**tini veriyorum artık. Başka bir şeyine vermiyorum. Bununla benim s**tliğimin ne alakası var pardon? Maydanoz galiba başka bir şey yaptı sana dünyada. Marmaris'e yani. Giderkenki gece çantasından çıktı o Marmaris'e Marmaris. Giderken gece değil sadece. Her şeye karışmayı ben bir susar mısın? Sen her şeye karışmayı bir kere keser misin? Ben her şeye karışmayı kesmeyeceğim. Kesmiyorum. Kesmiyorum. Yağmur. Melike yoksa Yağmur mu oldu? Meral. Konu Meral'di. Oraya nasıl geldik? Yok Yağmur'da. Yağmur söylüyorum ben. Yağmur'a Meral'e. Söylüyorsun. Ha ben Meral. Meral'e söylüyorsun zaten. Ben de merak ettim. Hayır bana bir şeyler söylüyor şu an. Bilmediğim bir şey mi var dedim. Ben artık anlayamıyorum gerçekten. Bak bak. Tamam sen de her şeyi ağlama. Bir şey söyleyeceğim. Bu ağlamaların da artık yalancı çobana döndü. Evet gerçekten ağlamak ne ya? Yalancı çobana döndü. Canım bak ben sinirlendiğimde tepkilerimi veremediğim zaman böyle ağlıyorum. Gerçekten ağladığında inanmayacağız her şeyi ağlıyorsun. Böyle bir sesin titriyor Meral her şeyi. Dur. Pardon. Sana ne Meral? Sen de dur. Sana ne? İşte ne oldu? Hani ağlıyordun? Hayır ama ben cidden çok sinirlenmeye başlıyorum. Hadi şimdi gül. Hadi gül. O Melike'nin bana geçip de bu şekilde beni iğnelemesi beni o kadar rahatsız ediyor ki anlatamam. Ben ilk haftada Melike'nin ismini verdim. İkinci haftada Melike'nin ismini verdim. Daha sonra fikrim değişmezse ki bunu değiştirecek hareketler yapmamaya devam ediyor. Melike'nin ismini vereceğim. Çünkü onun yaşına göre davranmadığını düşünüyorum. Zeynep. Artık kim ne diyor, kim kime ne yapmış, gerçekten hiçbir şeyi anlamıyorum. Ses yükselmelerinden, insanların sürekli birbirine hani önce kendine doğru çekip, kendine sataştırıp, ondan sonra onun üzerine çıkmaya çalışmasından ve böyle kendini ortalara atmalarından aşırı sıkıldım. Kimden bahsediyoruz? Zaten kimden bahsettiğim çok... Ben anlamadım. Mesela Yağmur'dan. Yağmur. Evet. Öncelikle ortaya bir laf atılıyor. Onun üzerinden en yanlış anlaşılabilip kendine çekip malzeme yapabileceği bir yeri alıyor. Ondan sonra üzerine çıkmak için bir de sesini yükseltiyor. Hani hemen kendine döndürebiliyor olayı. Peki Zeynep senin şu an yaptığın Zeynep, ne? Zeynep sen ne yapıyorsun? Bana söz verildi. Sana ve ben şu an Esin'e yorum yapmak için verildi. Seninle alaka. Ben ne hakkında konuşacağımı da Zeynep yemin ederim sen de o halde bozdun. İki gündür yanımda oturuyorsun. Sen de o bozdun. Halde böyle sessiz dengemi sessiz duruyorsun. Dengemi bozdun yanımda oturuyorsun. Şu şöyle yapılıyor, bu böyle yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ben gerçekten sıkıldım. Yanımda.
Gerçek olabilir mi? Gerçek olabilir mi derken? Yani benim yaptığım şey gerçekten hissettiğim şey olabilir. Ne ses tonunda bunu yansıtıyorsun ne burada. Ben ne Melike'ye yapayım? Pardon canım. Bir saniye buradan başka bir soru çıkıyor. Evet, diğerleri yani sen gerçeksin değil diğerleri değil mi? İşte verdiğim bir örneğin gerçek olmadığını söylüyorum. Ben Melike'ye ve kendince oradan, gibi. Evet ama kendince sen... zaten bu benim beynim, bu benim dilim, bu benim içim. Ben kendimce bir şeyi anlatıyorum şu an. Neden? Ama beni irdeleyemezsin kendince fikrini anlatırken hayatım. Neden anladın irdeleyemiyorum? Mı? Burada birbirimizi eleştiriyorsunuz. Beni konu edip de bunu söyleyemezsin. Kendi fikrini neden? Bu söyle. Senin işine gelmiyor beni mu? İrdeleme. Benim bu işime gelmiyor. Benim sana ihtiyacım misin? Yok. İşine bak. Kardeşim, belli benimle ilgilenme lütfen. Gerçekten bana ihtiyacım. İki gündür psikolojimi bozdun. Yemin ederim. Yağmur bir duvar ör istersen şöyle. Ör duvarını. Etkilenmemek elde değil, bakar mısınız? Bir saniye. Ne yapayım sana Yağmur? Yağmur, ben seni mutlu etmek bir zorunda şey mıyım? Hayır, beni mutlu etmek zorunda değilsin. Benim adımı kullanmayın arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Meral sen ne diyorsun? Bir saniye, ne diyor onu soracaktım tam Meral. Zeynep aslında gerçekten Melike'den, hani ben Melike'ye yok gibi diyorum ama asıl burada olmayan... Gerçekten bakıldığı zaman tek kişi var Zeynep. Arkada insanların yüzüne söyleyemediği şeyleri böyle genelleme yapıp burada ay şu oluyor, ay bu oluyor, tartışıyorsunuz, büyüyor, ben bunlardan çok sıkıldım deyip yani bu şekilde bir görüntü çizmen ne asıl oluyor, rahatsız edici. Ne oluyor görüntü çizilince ne oluyor? Nasıl oldu, ne oluyor? Yani Zeynep sanki ne oluyor? Yani sanki biz gerçekten farklı bir yarışmadayız. Zeynep bambaşka bir yarışmada. Böyle değişik bir kulvarlarda yürüyüp gidiyoruz. Şimdi birbirinizi bu anlamda eleştiriyorsunuz da bu yarışmada bunların hepsi birer stratejidir biliyorsunuz değil mi? Yani biz o burada... çizdiği görüntü seni niye rahatsız ediyor? Hayır. Onun çizmiş olduğu görüntü beni rahatsız etmiyor. Tartışmalara, münakaşalara arkada giriyor. Belki de ben çok konuşuyorum ama ben arkada benim girmediğim kadar, ben arkada kolay kolay kimseyle münakaşaya girmiyorum. Girmediğim kadar daha çok münakaşaya giriyordur ama burada böyle az sessiz, şey sakin, az hiçbir şey yapmıyor. Diyordun. Sadece biz sorun, sadece bir biz saniye, konuşuyoruz. Arkada, yani her az önce arkada söyleyemediklerini diyordu değil mi? Evet, bir, ben de bir cümlede anladım. Öyle dedi. Şimdi de diyor ki arkada hepsine giriyor. Burada şu girmiyor. Hayır. Neyi savunuyorsun sen? Ne dediğini biliyor benim, musun şu ben an burada, sen? Şu an mesela insanlar izledikleri zaman şey diyebilirler. Meral arkada da herhalde hiçbir şekilde durmuyor. Sürekli bir münakaşa halinde, sürekli bir tartışma halindedir diyordur. Ama ben gerçekten münakaşaya girmiyorum. Fakat Zeynep, benim buradaki halimin Zeynep'in arkada olduğu halini düşünün. Zeynep münakaşalara giriyor, giriyor ama buraya oturduğu zaman... Ne oluyor? Böyle. Ay yeter artık. Bıkmış olabilir miyim senin ben. Şu halinden? Bıktım. Şöyle bir paranoya... Sana bir şey diyeyim mi? Böyle. Bütün BTR'lerde geçersin. Herkes de fotoğrafını alır, yapıştırır. Gayet de takipçilerin artar. Bak ben seni... Devam et böyle. Neye, gerçekten neye devam edeyim? Et. Bak vallahi sesini duymaya başladım. Demek ki dokunmak gerekiyormuş sana. Böyle bak. Bir... Az önce dedin ki arkada hiçbir şey bulaşmıyor, burada rahatsız bulaşmıyor olduğu şeyleri demedim. Söylüyor. Bulaşmıyor bak, demedim. Dedin, arkada hiç söyleyemediklerini burada. Arkada kimseye yani bir şey söylemiyor da demedim mi? Anlıyor olabilir. Yani demek istiyor olabilir ki gelip bizim yüzümüze söylemiyor, burada şikayet eder gibi gelip söylüyor mu oluyor? Yani, bir anlamda. Söyleyemedikleri evet, ne? İyi de ondan sonra da demedi mi arkada hani ben burada çok konuşuyormuş gibi gözüküyorum ama Zeynep arkada herkes her şeyi söylüyor. Hayır. Neyi savunuyor şu ben an? Ben burada birçok kişiyle... Benim kişiyle... mantığımı almıyor. Benim mantığımı almayan şeyi ben savunuyorum. Onu ben de anlamadım o arayı. Öykü Hanım anlatayım o halde size. Arkadaş durmuyor şu an. Es vermiyor da. Ben şundan bahsediyorum. Münakaşaya girmek ses tonlarımızın biraz yükselip hani... Tabii, o kadar anlatma evet. Yani onu biliyoruz. Zeynep burada böyle hız... diye böyle bir ses tonuyla konuşuyor ya arkada. Ya inan bana ben de senin ses tonunla konuşmayı bilirim. Anladın i̇şte mı? Arkada böyle. Aynen öyle. Bayağı... Ben senin ses tonunla konuşmayı bilirim. İşte, hiç merak etme. İşte arkada böylesin işte. Niye burada? Kim öyleyim söylesene bana. Bir insanın şuyu vardır, susuyorsa saygısından diye bir şey var. Neden beni saygı çizgimden çıkarmaya çalışıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Yağmur,
Ben şunu söylemek istiyorum Zeynep'e. Zeynep'e burada hiç kimse karışmıyor. Kendisi rahatsız olduğunu dile getirdikten sonrasında ona söylenilen şeylere neden sen şu an böyle bir tepki veriyorsun? Çünkü senin tutarsızlık var. Canım ben konuşuyorum. Sözümü daha bitirmedim. Soru cümleni en sona al o zaman. Neden? Ne alakası var? Sorularımı dinle, toplu cevap ver o zaman. Emredersin. Bak devam. Ben sana Emir Kipli konuşmuyorum. Yağmurcuğum sen bir meramını anlattı. Arada gelen cümlelere cevap vermeden biz bir seni anlayalım ne demek evet, istediğini. Evet ben demek istiyorum ki hani şu anda Zeynep rahatsız olduğu şeyi belirttikten sonrasında ona gelen tepkilere neden beni çizgimden çıkartmak istiyorsunuz diye bir soru bize soramaz. Ben sana burada böyle yapmıyorum, bir şeyler yapmıyorum. Niye soramam? Neden? Bu hayatım olayların gelişini takip etmiyor musun? Nasıl soramazsın burada... ya? Bak şimdi soramazsın diyorsun. Ay, Zeynep sen de yani söyleyemedi Allah aşkına. Söyleyemedi diye bir şey. Bir insanın gerçek fikri varsa. Hayır ama bir insanın gerçek fikri varsa. Canım adrenalin salgılıyorum şu an, normal yani söyleyemem. Ya yeter şu ses tonunu gerçekten kes artık. Kesemem, benim ses tonum bu. Ya şu an gülüyorsunuz ama gerçekten ne? Çok kötüyüm. Neden? Gerçekten çok kötüyüm. Dün bağıra vuracaktı, bugün de bağırması var. Sar mısın? Ama çok komik görünüyor buradan, ne yapabilirim? Sakin ol sen de. Olamıyorum, o yüzden ben zaten böyleyim. Nesin? Gayet iyi adapte olmuşsun, nasıl buradasın? Varlığını hissettiriyorsun. Neden onlar söyledi diye bunu kabul ediyorsun ki? Hayır, kabul etmekten bahsetmiyorum. Zaten ben tutarsız insanların fikirlerini önemseyen bir insan değilim. Tamam. Burada da önemsemediğim insanlara ne arkada ne önde hiçbir yerde tepki vermek zorunda da değilim. Tamam. Rahatsız olduğum insanlara da söylemek zorundayım ve söylüyorum. Bunlara da siz karışamazsınız. Bu kadar. Sen benim adımı ağzına alıyorsan ben de senin adını ağzıma alabilirim Yağmur. Bunu bir kabullen. Sen burada yukarıda olan bir insan değilsin. Zeynepciğim ben bunu asla söylemem. Tamam. Sen diyorsun ki ben bir şey. Anladın mı? Ben ya, de Yağmur, ona istinaden bak, şu an ne dediğini bile anlamamışsın. Ben gayet iyi anladım. Ölkü Hanım şu an bunu söylemekle uğraşmak istemiyorum. Senin cevabın hazır, onu veresin var kalsın orada. Hayır. Yok, gerçekten kalsın. Ben biz merak etmiyoruz. Hani beni irdelemesin. Ses sonunu ayarla ondan sonra. Biraz beni irdelemesin yani. Öptüm hadi. Esin'cim hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Diyorum şu an. Esin Çepni, ayakkabı 80 lira, pantolon 90 lira, üst 70 lira, ceket 150 lira, takı 50 lira, çanta hediye. Evet, Mahmut'un şeyde aldım, yani dinlemek istemedim yani. O kadar bağırıyorsun ki, Yağmur. O sesin yani, o bağırmak ne ya? Allah aşkına ya. Bu kadar bağırmak olur mu? Ve üstündeki... Daha fazla artıyorsun yani hakikaten biz burada oturuyoruz, biraz daha saygılı olursanız çok sevinirim. Yakışmıyor. Yakışmıyor Yağmur sana. Biraz daha şey konuş. Ama çok sinirlendiriyor. Sinirlenebilirsin. Anlatabilirsin damarıma kendine. Basıyor. Bir konuşma. Hala konuşmaya devam ediyorsun. Bağırarak. Yani hakikaten ben rahatsız oldum. Yani böyle titremeye başladım. Yani fazla bağırıyorsun yani. Burada insan oturuyor karşında yani. İnanamıyorum ya. Esin. Merhaba. Esin nereye gidiyorsun? Gece dışarıya çıkıyorum. Evet. Beyaz pantolon yakışıyor. İnce olduğun dolayı beyaz pantolon kullanabilirsin. Üzerindeki payetli ceket biraz daha gece. Abiye durumu yapmaya çalıştın. İnce kemer var orada. Stiletto. Çanta olmadı. O çanta hiç beğenmedim ve... Açık göbek. O ceketle göbek açamazsın. Yani bu kadar ağır bir cekette artık orada göbek göstermemelisin. Siyah bir balıkçı yaka bir triko giyebilirsin, gömle giyebilirsin. Benim üzerindeki şu anda böyle bir bluz giyebilirsin. Ama
göbe gösterme, fermuarlı çanta, cüzdan gibi bu cüzdan ceket. Cüzdan zaten. Cüzdan. Hı-hı. Cüzdan. Böyle ceketle olur mu? O fermuar altın, o payet, o şeyler aslında olur mu? Aslında bayağı çantam vardı ama çantamı koymayı unutmuşum çünkü sabah, yani tabii ki de mazeret değil ama çok erken bir saatte hastaneye gitmek zorunda kaldım ve kafam yanıyordu. Bunu buldum, bence kemerimle de uyum sağladığını düşünmüştüm. Hani belki uydurabilirim diye düşündüm. Canım benim, bunu orada aldım. Bu kadar küçücük bir toka görüyorum. Üstündeki payetli yani disco top var. Yani onu mu uydurdun? Tokayla uydurdun şey altın fermuarı. Evet. Ay. Bahaneye bak. Neyse Esin, evet fena değilsin ama dediğim gibi göbek olmasa başka bluz olsaydı daha iyi olurdu. Yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Sana hoş geldin dedikten sonra biraz şunlarla ilgileneyim canım. Yağmur. Yine kendini kaybettin. Yine şuursuzlandın. Bir düzelmiştin. Sen bir şeyin ortasını bulamıyorsun. Ya böyle oturuyorsun ya da kendini böyle atıyorsun. Ses tonunu ayarla. Öyle numaradan ağlamalar yapma. Numaradan gülmeler de yapma. Ay rica ediyorum senden. Çok rica ediyorum. Nasıl kulağıma çirkin geliyor biliyor musunuz o sesler? Tarzınıza bakın. Tarzınız için kavga edin. Davranışlarınız önce tarzınız. Evet hayatım. Pantolon çok yakışmış, çok güzel. O çantayla mahvetmişsin. Keşke o saçlarını bırakmasaydın. Ah güzel kız, ne oldu sana? Dağıldın sen, toplanamadın. Toparlanamadın. Pazardan sonra öyle oldu. Geçen haftadan alamadım. Pazara gitti, o güne bitmiş. Pazara gittin, nazara geldin yani. Geri dönmedi pazardan. Hayır, geçen hafta 5000 TL'ye o kadar bir ramak yaklaştı ve alamayınca bir dahaki hafta darmaduman oldum. Buraya alıştın mı buraya? Alıştım. Alıştın değil mi? Lütfen bak, fiziğin o kadar iyi ki ben çok beğeniyorum. Yüzün de öyle. Yani üstündeki parça aslında güzel bir parça, o payetli. Ama onu pek doğru meç edememişsin. O çantayla, o kemerinle, o göbeğini açıp beni benden almışsın yine. Kapatamıyorum. Kapatabilirsem inmiyor aşağıya. Yani ne bileyim ben. Ah. Evet, sana bir 6 vereyim. Bahar, sana da ne olmuş? Dilini mi yutmuşsun? Ne oldu? Biraz suçlu gibi duruyorsun bugün. Hayır, arkadaşlarımı gözlemliyorum şaşkınlıkla. Sen demek ki izliyordun, bakıyordum. Sen de ağlıyordun bir ara. Hı hı. Ne oldu? Ağladı sana? Mı? Ağladı. Yaptı hiç ki 3 kere. Bu biraz önce mi? Yok, gülüyor. Gülmeyi tercih ediyor. Gülmek bugün, mi o? Bugün gülüyordu. Hiç ağlamadım. Aa. O şey gülmek Yağmur miydi? Yağmur tartışırken galiba. O gülüyor. Normal ağlamak sesi değil. Herhalde Yağmur'a üzüldü. Hayır hayatım, ne oluyor biliyor musun? Vallahi takip edemiyorum aksine yani, kim ağlıyor kim gülüyor. Aksine Yağmur üstündeki arkadaşlarıma üzüldüm. Sen kendine üzül. Niye Yağmur'a kızgın mısın? Hayır. Hayır, Yağmur dışındaki arkadaşlarına niye üzüldün? Yağmur şu çeneni tut. Bak şimdi Yağmur. Bugün sana böyle bütün sempatimi yine kaybetmeye başladım. Konuşmayacaksın, ben konuşacağım şimdi. Sen o kadar fazla konuştun ki biraz önce. Bütün sempatimi kaybettim sana. Tamam. Çünkü yine ne oldu? Sen Bahar'la kanka oldun. İşler, işin rengi, her şey değişti yine. Sen bir anda böyle Bahar'la samimi olunca sana bir hadsiz özgüven geliyor. Sen kimsenin avukatı değilsin. Her lafın içinde olma. Kendini dinletmek için bağırmayı seçme. Çünkü bağırmak kendini dinletmek için en kendini küçük düşürdüğün durumdur. Sakin sakin konuşarak kendini dinlettir. Anladın mı? Bağırarak konuşmak seni yüceltmez. Aksine aşağıda senin değerini seni azaltır. Aynen öyle. Efendim. Ben bu tavırla ilerlerken
arkadaşlarımın benim damarıma basması beni gerçekten bu dereceyi yükseltiyor. Ne oluyor ya? Sen millete neler diyorsun? Bak şımardın. Hadsiz bir özgüven geldi sana yine. Sen bilirsin, senin tercihin. Sen kendin buraya çıkıp ben kendimi öyle görmek istemiyorum dediğin görüntüleri veriyorsun. Tamam. Ve bu nedense hep sen Bahar'la samimiyetini ilerlettiğinde oluyor. Biz Bahar, çok konuşmuyoruz Bahar, bile. Gerçekten. Bahar, bak Bahar yeni gelin gibi olduğunda, böyle bir hanım hanım pozlarında olduğunda sen canavar çıkıyor içinden. Ve sen kaybediyorsun, o kazanıyor. Dün kaç puan aldın Bahar? Tam puan. 30 puan. Sen aldın mı hiç 30 puan? Dün Bahar, sen yine Bahar'a her laf atıldığında Bahar'ı koruyordun. Bahar 30 puanla bomba gibi, tabii 30 puanını şıklığından aldı. Kat ettiği, evet, yoldan aldı ama olsun.